Eyvallah abi. Bu şey sabitleme, yorum sabitlemelerden oluyor ya. Ha. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Dün hatta indirdim. Levent Yüksel'in şarkısı var abi. Ondan bir beat yapayım diye düşündüm. Sonra bunu Instagram'da yapayım diye düşündüm. Öyle muhabbet. Bu şarkı. Umarım telif yemez şu an. Ses nasıl geliyor? Şimdi nasıl yapacağım? Ben sesleri şöyle yapacağım. Şu benim hoşuma gitti mesela bu bölüm. Şöyle bir bakalım. Bakalım be. Fena değil gibi. Bunun benzeri bir bölüm daha var şarkıda sanki. Bir daha başlarken. Nerede giriyor bak. Bu daha farklı. O yüzden bunu böyle ikisini aynı anda kullanırsam değişik bir şey olabilir gibi geliyor. Bakalım mı? Tamam. Bant her türlü ya. Zuckerberg bile takıyor, ben de koydum o yüzden. Tamam, şimdi bu bence iyi. Şimdi kaç ses bakalım. Deneyelim. Mouse. Eskiden mouse yapıyordum da ne bileyim kullanmıyorum ya bu ara. Şurada başlaması lazım. Vurduğu yer yanlış geldi. Şu arabında üste koyarız. Thank you.
Şunu bir deneyelim. Buradaki aksaklık buymuş ya. Şöyle bir şey olabilir. Şurada bir var var bunu alacağım. Olur mu? Size belki yüksek geliyordur ya, sineye de bende kısık geliyor. İzleyenlere burada teşekkürler ya. Yani muhabbet yok, bir şey yok, sadece görüntü var ama eyvallah görüyorsunuz. Ya şu sesi kafaya taktım ya. Nasıl sesler? Şeyi değiştireyim ya.
yüksek ya. EQ. Varsa. Sağ olun arkadaşlar. Kolay gelsin dediklerini daha şimdi okuyorum. Vallahi ekrana hiç bakmadım. Gelenler gidenler olmuş. İzleyenler için devam ediyorum. Bu daha hafif bir bas bence. Ya burada şu an zaten sıfırdan biraz başladığım için birçok fail de yanında gelecek bu benim ilginç kararımın. O yüzden çok da ilginç bir şey çıkacağını beklemeyelim arkadaşlar. Ama umarım çıkar tabii ki. Ben normalde bu kadar yoğun kick kullanmak istemiyordum. Son yaptığım işlerde özellikle öyle bir karar aldım kendi kendime, fazla kick olmasın şarkılarda diye. Ama şu an birazcık yoğun yaptım galiba. Acaba sample sıfırdan mı kullansam ya? Şöyle bir daha baştan başlayalım ama. Çünkü gerçekten istemiyorum bu kadar çok kick kullanmak. Bası beğendim ama bası ben yine buraya bağlayayım. Biraz şarkıyı hızlandırsam nasıl olur acaba?
Aynen, ben de gördüm ya. Nereden kesti acaba sample'ı? Aslında şey kullanayım ya. Benim özel minik bir ses paketim var arkadaşlar, bu garip radyo kayıtlarını falan oradan alıyorum. Mesela bunu yeni buldum. Cenk verdim yine. Şöyle bir şey. Oh, şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Evet, bu müziği dinlerken ben böyle sanki bir sahildeymişim de bu uçsuz bucaksız engin denizi seyrediyormuşum gibi hissettim Ben de kendimi. sanki Cenk Bey'le böyle havuza yahut denize girersiniz ve kendinizi serbest bırakıp suyun üzerinde o suyun Bunu kullanabilirim. Bunu şarkının başına alayım. Bu sakin bir müzik dinledik kısmı bence güzel. Tabii ben kaydın tamamını dediğim için sonrasında söylediklerini de biliyorum. Onlardan da bazılarını kullanabilirim. Mesela. Oh, şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Mesela. Şarkıya böyle sesler koymayı çok seviyorum ya. Durup dururken bir mod oluşturuyor kendi kendine. Mesela böyle başlar. Oh, şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Oh, şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Evet, bu... Ses yüksek kaldı. Aslında bunu mantıken zaten şarkının sonunda ya da ortasına koymak daha akıllıca olur. Yani düşününce. Ya eskiden çok dinliyordum podcastleri. Bu ara YouTube olaylarına fazla bakamıyorum onlara ya. Ama her zaman ilham verici insanlar bence. Oh, şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Evet, bu... Dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Evet, bu... Mesela bu bazı yabancı beatmaker'lar ya, özellikle nasıl diyeyim, mainstream olmayanlar daha çok böyle şarkıların arasına yani sample akarken ufak sesler koyuyor. O da çok hoşuma gidiyor. Belki öyle bir şey deriz. Cenk, mesela burada Cenk'in sesi var. Onu bir şarkının içine deneyeceğim. Evet. Ama daha böyle feryat figan bir şey olması lazım bunun etki yaratması için Bu tabii. müziği dinlerken ben böyle... Olmaz bunlar arkadaşlar. Ama diğer baştaki sesi bir yerde kullanacağım şarkının. Eski Türk filmlerinden skit koyma olayı bence güzel. Ben ilk Serhat Köksal diye bir adam var, eski DJ, 2,5 BZ, onun şarkılarını duymuştum. Sonradan ben de koydum ilk yaptığım şarkılarda ama ondan sonra biraz farklılaştırmak istedim. O yüzden ilk Şevki Yılmaz sesleri, ki çok bağırıyor kendi konuşmalarında, o yüzden onun sesini koydum. Sonrasında da bir dönem Cenk Verdem çok dediğim için oradan garip sesler buldum ve onları kullanmaya başladım ama eski Türk film sesleri de bence güzel yani. İyi. Ya şarkıyı renklendirecek her şey benim hoşuma gidiyor. Şu an kullanmıyorum ama bir zaman sonra ben de kullanabilirim yani. Yakaladığım şeye bağlı. Sese. Yani şu an bu hayeti koyunca direkt trebe doğru gidiyor olay bir anda. Mesela hemen şunu yapalım bir, ne olacak?
Daha da şey yapmam lazım. Sağ olun Spotify'dan gelen arkadaşlar. Uygulamalar ücretli mi? Ben de merak ediyorum. Bu uygulama ücretli. Çok pahalı olduğu için ben de Crackly kullanıyorum. Yani Ableton bu. Ama içinde pluginleri paralı aldık. Çünkü uğraşılmıyor ya. Yani bazen de 50-30 dolar vermen gerekiyor yani değişik bir şey çıkarman için. Ben bu hi-hat sesleri, ya genelde insan hi-hat seslerine çok güveniyor ve onları yüksek kullanıyor. Ben nedense o güveni kendimde bulamıyorum ve tiz sesleri fazla sevmiyorum. O yüzden yine hi-hatleri kısacağım ne yazık ki. Buyur mesela. Şu ilk partının bir davulunu bitirelim de ondan sonra kopyala yapıştıralım şimdi. Bu arada bu akşam yeni şarkımız çıkacak. Halko ve Emir Yargın'la. Aslında daha önceden çıkması gerekiyordu ama bir Covid yüzünden herhalde Spotify'a geç gitti şarkı vesaire falan. Şarkının ismi dar, böyle rapli bir şarkı, enstrümantal olmayacak. Beatini ben yaptım, mikisini ben yaptım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi onun haberini vereyim dedim. Gece 12'den sonra muhtemelen Spotify'da bulabilirsiniz. Okay. Ama buna başka sesler de koymak gerekir. Ben UK drill olayını bu ara çok dinliyorum arkadaşlar. O yüzden bu adamların neredeyse bütün drum kitlerini indirdim bir yerden. Hoşuma gidiyor bayağı. Kafaları falan. Ya bu sample'ı müziğe ne kadar uydurabilirim onların kitlerini bilmiyorum tabii ama en azından değişik bir sentez oluşup değişik bir müzik çıkar belki de. Perküsyon koyacağım. Sevdim bu sesi mesela. Ya mesela her şeyi deneyebilirsiniz aslında. Mesela ben sesin başını sevdim ama sonundaki dalgalanmayı bile sonradan kullanabilirim başka yerlerde. Düşününce. Mesela deneyelim böyle. Bunu bence çalışıyor. Yani kullanılabilir gibi bir şey gibi geldi bana. Mesela. Kalınlaştıralım. Davul sinir sesini biraz soslayalım mesela. Bunun altına Toasty diye yazan perküsyonu koyalım. Mesela bu şarkıyı ben bugün çıkarıyorsam nasıl çıkartırdım? Başına şunu koyardım mesela. Resmen de. Dedik resmen de.
mesela şöyle yapalım. Bir gariplik olsun diye bunu mesela transpoze edelim biraz. Kalınlaştırayım bu sesi. Zaten şarkının orijinalinden ince kullanıyorum sample şu an. Mesela başlasın. Oğlum şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Kaldırıyorum. Sondan gelen sesleri iyi ama baş bölüm hoşuma gitmedi şimdi. Oğlum şöyle sakin bir müzik nihayet dinleyebildik Cenk Bey. Kafamızı dinledik resmen. Mesela bu ilk demem hatırlıyorsunuz sample'ı bozdum. Şimdi de bu bölümlerde mesela sample'ı normal dinleyelim. Hem şarkıda bir nasıl diyeyim değişik bir trafik oluşturur. Mesela şimdi karışık gidiyor. Bizim tabii ki baştaki o yüksek tansiyonlu bölüm benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden iptal edebilirim biraz önceki düşüncemi. Bir daha işleyeyim hatta. Oo, kimler gelmiş ya. Erzen Bey, Halko Bey. Selamlar. Şereflendirdiniz Instagram kanalımızı. Mesela sample'ı biraz oynayalım. Ben Ableton kullanıyorum. Buradaki ufak efektleri deneyeceğim şimdi. Bu arada ben sample basını falan hiç kısmamışım ya. Dandun gidiyor yani. Şimdi daha rahat bir dinleme olacak sizin için. En baştan dediğim gibi hiç hazırlanmadığımdan şu an Flanger'ı biraz ekleyeyim. Bu arada akşam bizim şarkı hariç yine Halko'nun, Erzen'in bir piyanın ve Slong'un şarkısı daha çıkacak. Onu da merakla bekliyorum diye anlatamayacağım. Ben dinledim tabii ki. Bayağı iyi şarkı oldu bence. Ama sizin tepkinizi merak ediyorum. Öyle bir daha doğrusu. Bu kadar eko nasıl olur bu acaba ya? Verelim beat'i. Ya en baştaki yorumumu galiba yine geri alacağım. Kickler biraz daha gerekiyor galiba. Çünkü sadece sample dinledikten sonra davulları verdiğimde daha fazla kick duymak istiyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama biraz daha bir mesafe dinleyelim bunu. Mesela
mesela şimdi davulu vereyim. Öyle olmuyor. O yüzden yine ufak bir şurada test bölümü oluşturup sinirlerimi kaldırıyorum. Yani normal yapacağım daha. Daha normal bir ritim olan şarkı haline getireceğim. İzleyen arkadaşlara teşekkürler. Usta bizimki bol kickli olsun demiş. Doğru ya. Bol kick diyeceğim gerçekten. Gerekli olan o galiba. Şuradaki her vuruş bana yani ona zorluyor. Mesela. Ama ben böyle daha kesik vuruşları seviyorum. Şu sondaki bölüme, şu bölüme sinir koymamın sebebi tamamen UK drill esintisi yaratması için. Ama artık şarkı oradan çıktı. Mesela onlar şarkının sonlarında, yani vuruşların sonlarında ince ve kalın bir bas koyup üzerine çift kick vurunca şarkı o kadar yükseliyor ki hani bende de öyle bir etki yaratmasını istedim, o yüzden bunu koydum ama biraz sonra tekrar ondan da vazgeçebilirim, bilmiyorum. Şimdi kapatalım. Gibi. Sample dinleyip yine. Merhaba Evrim. Nasıl gidiyor işler? Sinyali farklı bir tonla koyalım. Kısarak. Sanki hani gerçekten canlı çalıyormuş gibi. Hani ikinci vuruşta belki bir bateri çağın arkadaş kolu güçsüzleşti ve daha yumuşak vurur gibi bir hayal dünyasıyla oluşturacağım bunu. Gerek var mı ya? Yok, gerek yok. Tamam bence bu. Bir daha. Tekrarlayalım. Sonrası için de bunu yapalım. Şimdi tabii hala eklenecek, çıkartacak bir sürü şey var. Ama öncesinde bir bası ona göre fixleyelim diye. Boş vuruşlar olmasın. Bu burada uzun kullanacağım bunu burada. Bakalım ne olacak. Daha basa melodi falan vermem gerekiyor. Bir ritim tutturması lazım. Şimdi. Şöyle bir şey deneyim. Mesela şu sample'ı reverse yapacağım. Nasıl bir ses olacak bakalım. Thank you.
Oha, bayağı yoğun. Başında bir bozan bir ses var, onu uçurursam daha iyi. Ben bu reverse yapma olayını çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden en azından her şarkıda bir denerim. Ben şunu da çok severim mesela. Seçelim. Bunu hani pek çok beatmaker yapıyor zaten. Ben bunu ilk öğrendiğimde her şarkıda yapmıştım. Şu olay. Wow. Tam yapıyorum, şöyle yapayım daha iyi anlaşılsın. Merhaba. Ya klip, bilmiyorum ki ya klip nasıl çekeyim. Yani enstrümantal müzik yapan bir insanın klibinde kendisi olması bana garip geliyor. O yüzden böyle kendimin oynadığı bir klip çekemeyeceğim için ve böyle nasıl diyeyim, hikayeli, senaryolu bir klip olmasını istediğimden bu da biraz maliyetli oluyor. Uzun bir süre daha klibim olmaz gibi geliyor bana. Ya da böyle dağ taşı çekeceğim, onları kurgulayacağım kendim. Başka ne yapabiliriz ya? Resmen. Evet, bu müziği dinlerken ben böyle sen... Çok güzel bölümler vardı burada bir dakika. Oh, Cenk Bey böyle bir parça sevgili döner parçasını alıp güzel kan çıkar. Onun gibi böyle bir kıp suyun üzerinde o suyun... Bir dakika. ...ve kendinizi serbest bırakıp suyun üzerinde o suyun kaldırma adını verdiğimiz kuvvetiyle... hani böyle bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, yani böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle bir şeyler hissettim. Ne kadar güzel. Mesela bu iyi. Bunu kullanırım ben. Bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, yani böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle bir şeyler. Bu şarkı gerçekten böyle olması lazım. Bir çiviyi sürtersiniz bir de çiviyi ucundan kan gelir. Bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, yani böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle bir şeyler. Şimdi buna ufak efektler atalım. Ki böyle old bir ses olsun. Plugin'ler. Waze'in Maserati'sini kullanacağım ben bunda. Bir alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, der böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, der böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle bir çiviyi alırsınız.
Şuraya her baktığımda yukarıda sıfır yazacak diye o kadar korkuyorum ki. Şaka şaka. Yani sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Tam bir sıfırdan bir şey yapma sürecinde olduğum için pek eğlenceli bir içerik sunamıyorum sizlere. Ama soru falan vesaire bir şey sorarsanız elimden gelince cevaplarım. Elzem, bu arada senin vokal pluginlerini öğrenmem lazım kanki. Senem, ne oldu? Niye gülüyorsun ya? Bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, der böyle oradan kan çıkar. Onun gibi böyle. Tamam. Şimdi şarkının içine nasıl olacak ona bakmam lazım. Bir çiviyi alırsınız da serçe parmağınıza sürtersiniz ya, der böyle. Bu şekilde hayatta olmaz tabii ki ama bu sesi kullanacağım. Davulların üstünde bir anda Cenk Verdim'in hurra diye bir sesi oluşuyor. Bu şekilde hayatta kullanamam bunu. Ama üzerine bir çalışacağım. Ve aleyküm selam. Atarım kanka, feda olsun sana. Kanka zaten paralı alacağım ya. Biz daha açamadık iftarı ya. Kaç burada? Daha saat burada 6:20 geçiyor. Senem sağ ol. Güzel oluyor, güzel. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba Emirhan. Bu soruda cevap vermişim. Biz de iftar yapıyoruz. Allah kabul etsin Müge. Eyvallah kanki. Dur ya, bir kendimi göstereceğim. 10 saniye falan. Modele bak. ne yapıyorsunuz? Sen diyeyim, şu an kulaklarımızın pasını sil bir tane. Tamam. Bir tane sileceğim kanki. Yine ön kameraya alıyorum. Kendim muhteşem sıfatımı gösterdikten sonra. Aa, bu şarkının vokalleri var ya. Hiç kullanmadım onları. Aha dur. Cenk Verdim burada duruyor hala. Onları kapatalım. Bak şimdi. Şu nasıl olur acaba? Seyret diye başlıyor ya. Onu mesela şuraya hemen bir monte edelim mi? Bence edelim. Bok gibi olacaksa da edelim ve eğleniriz en azından. Makar olur. Transpose 2. Şimdi doğru yere attım mı? Tamam. İlkten bir sadece sample dinleyeyim. Berbat bir fikirmiş, olmadı. Oha, bütün şeyleri açtığım için ilginç bir cümüş oldum. Müge o kadar değil ya. Ya buradaki karantina süreci yüzünden berbere falan gidemem, ondan saçlarım acayip bir duruma geldi ama yeni imajım da bu arada artık. Zalim dediği yeri denesene. Ya öyle şarkılardan bıktım artık Senem ya. Yok zalim, gece yarısı, herkes birbirini kesiyor falan. Böyle bir şey yapmak istemiyorum ama bir deneyeyim hadi. Zalim. Hadi deneyelim. Nerede diyorsun? Bir çivi alırız. Ay ulan, her yerde bu ses çıkıyor karşıma ya. Bu mu? Hadi deneyelim ya. Ama neresine deneyeceğim ki bunu? İlkten bir beat'i dinleyelim.
Ya mantıken tam burada girmesi lazım ki oradaki ritmi de tuttursun. Hani Allah'ın yok mu? Ha, o olabilir lan. Sonra diyor ya orada aslında senin Allah'ın yok mu? Onu söylüyor. Ama açıklama yaptım ya. Neyse öyle arkadaşlar oluyor yani o şekilde. Bak şimdi. Aha tamam. Evet. Of acayip bir şey olabilir mi acaba? Bakalım. Hadi bakalım şimdi şuradan basalım abi. Fena. Bence oldu ya. Drum kit önerisi alabiliyor muyuz? Bana özelden yaz abi ben sana göndereceğim. Bayağı büyük bir kit göndereceğim hem de. Hala ben indiremedim o kadar büyük. Güzel oldu ama şunun ritmini tam oturtmak lazım. Hareketli olan bir şarkıyı yavaşlatsan, mesela bu şarkı normalde hareketli, yavaşlamadı mı bu? Bence yavaşladı ya. Gerçi yok lan bu şarkı hareketli değil. Bu hareket yavaş bir şarkıyı hızlandırdım. Hareketli olan bir şarkıyı, ya projeyi şu an durdurmak istemiyorum ama mesela şöyle bir şey yapmıştım. Umarım bulabilirim. Bunu gerçi ben YouTube'da da paylaşmıştım sanırım. Nasıl bulabilirim ya? Dur hatta kendi sayfamı açayım. Mezar turizm. Mesela şu var. Şu. Bu şarkıyı şundan yaptım. Bu şarkı mesela normalde çok hızlı bir şarkı ama yavaş yapmıştım. Sample bu aslında. Mükemmel bir klip ya. Yani bu şarkıdan yapmıştım onu. Deniz gibi işliyor aslında ama davulları falan ona göre olması gerekiyor. Şimdi şarkıya geri döneyim. Bu arada canlı yayındayım diye böyle yapıyorum. Ben normalde hayatta bu kadar uğraşmam bir şey. Yani şey olarak, bir farkla bu kadar uğraşmıyorum.
Abi hani ayrılamıyoruz Meliha ile parçasını yaparsan efsane olur gibi. Ayrılamıyoruz Meliha mı? Hiç bilmiyorum ki onu. Bu şarkıyı. Keşke biraz bilsem. Dinleyelim bir daha şimdi. Ya da dur ya şu sisteme göre oturtayım ona. Ritim kaçıyor ya. Bir şey yanlış yaptım. Çünkü buradaki ritmin üstüne girmiş. Şimdi olacak. Aynen. Şurada ufak bir patlama var. Şimdi bu benim şarkının arabesk sayfayı oynamak için mükemmel bir şarkı aslında yani düşününce. Senin Allah'ın yok falan filan deniyor. Ne? 1.30 kaldı. Arkadaşlar 1 dakika 30 saniye sonra canlı yayın bitiyor. Sonra bir daha mı açılıyor bilmiyorum da gerek yok ya. Bu kadar canlı yayın bana fazla zaten. Ön kameraya geçiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ya. Bir daha böyle bir şey yapar mıyım bilmiyorum da. Evde oturuyorum gerçi yaparım da yani. Bugünlük en azından bu kadar yeter. Ne yapıyorsunuz? Canlı yayın tecrübem hiç yok ya. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Falan filan gibi şeyler. Ben onu... Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yarın belki böyle yine bir şarkı bulursam. Mesela dün işte bunu dinliyordum. Dedim bundan böyle bir şey olur ya. Bundan bir tane şarkı yapayım. Yarın da öyle denerim. Bu bence oldu bu sefer. Gerçekten oldu ama yarınkini mesela yarın bir şey denerim. Bok gibi olur. Kimse bir şey demesin. Kötü yorum istemiyorum. Vaa botu. Kanka hiç bir yorum yazmadın ya. Ben başta yazsaydım bari. Ben bilmiyordum seni izlediğini. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. 10 saniyem kaldı ya. Tam o zamana kadar yapacağım yani. 5 saniye. Bitmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.